Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yanımda dostum Emre var. Emre, Cambly isimli İngilizce öğrenme platformunda Türkiye'den sorumlu ülke müdürü. Cambly'yi zaten eminim ki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Çünkü YouTube'da özellikle bayağı bir reklam veriyorlar ve Türkiye'de inanılmaz büyüdüler. Zaten şimdi Emre kendisi anlatacak nasıl bir büyüme içerisinde olduklarını. Emre ile 2 sene önce Cambly'ye ilk girdiğinde bir video çekmiştik. Çok da güzel bir video olmuştu. Şimdi 2 senedir Cambly'de çok güzel işlere imza attı. 2 sene sonra bir update videosu çekelim dedik. Neler oldu, neler bitti, Emre neler öğrendi, ne gibi şeyler başardı, bunları biraz konuşacağız. Biraz da Cambly'den de bahsedeceğiz. Nasıl büyüdünüz, neler yaptınız, nelerde başarılı oldunuz, nelerde başarılı olmadınız gibi. Tekrardan hoş geldin Emre. Hoş bulduk Levent. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi ilk sormak istediğim soru şu. Eminim izleyenler de buna şahittir. Cambly özellikle YouTube'daki birçok YouTuber'a reklam veriyor. Sponsor evet. oluyor. Evet. Neden bu kadar reklam veriyorsunuz? Bunun sonucunu eminim ki alıyorsunuzdur. Evet. Ya istersen çok önce şeyle başlayayım. Birazcık neden buna geldik, nasıl büyüme yakaladık da buna geldikten başlayayım. İşte seninle konuştuğumuzda 2 sene önceydi. İşte böyle yeni yeni pazarlama kanalları deniyorduk. Farklı farklı girişimler yapmaya çalışıyorduk. Çok düşük bütçelere sahiptik. Şimdi bugüne bakınca ne oldu diyecek olursan. Bugüne bakınca o zamana göre seninle konuştuktan sonraki yıl, ondan sonra bir yıl içinde 10 katına falan çıktık. Tüm rakamlarımız 10 katına çıktı. Her ay üst üste %20 büyüdük. Sonra ertesi yıl biraz daha artık rakamlar büyüyünce tabii 10 kat değil ama o sadece 5 kat bir büyüme oldu. Bir böyle bir büyüme içindeydik. Hani bir anda ekibimiz büyüdü Türkiye'de. Daha fazla iş gücüne sahip olduk. Böyle bir dönemden geçtik. Hani bu dönemde şey de çok önemli oldu. Tabii ki YouTube özellikle. YouTube çok önemli bir stratejimizdeki bir parçaydı. Dedin ya ne işe yaradı ne işe yaramadı diye. Ya işe yaramayan o kadar çok şey var ki. Yani o kadar çok şey yanlış yaptık, o kadar çok hata yaptık ki. Ama tabii biz bunları öğrenme diyoruz. Yani çok fazla şey denedik, çok fazla şey işe yaramadı. Ama işe yarayan, işe yarayan da değil, işe yarattığımız şeylerden bir tanesi YouTube'tu. Evet. Yani eminim ki 10 tane farklı kanal denediniz büyümek için. YouTube'daki YouTuber'larla çalışmak, bu çalışan kanallardan biri oldu. Belki 9 tanesi hiç işe yaramadı. Onları attınız, yeni 10 şey denemeye başladınız belki de. Aynen. Aslında daha da garip bir şey oldu. Ben başladığımda işte deniyorum, hep bir şeyler deniyorum, hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey tutmuyor. Ya böyle bayağı düşünüyorum kara kara. YouTube'da da ben bir şey yaptım, sponsorluk yaptım. İlk sponsorlukta denemek için. Ki ya en büyük bütçemi o zaman kullandım. Bir tane büyük bir kanal seçtim. İşte konuştum, bir yapabilir miyiz? Gece gündüz uğraştım, böyle tüm senaryoyu çizdim, her şeyi yaptım. O da başarısız oldu. Hani YouTube da başarısız oldu. Her şey başarısız oldu. Ben artık böyle ilk 3 ay böyle büyümeyi sağlamak için telefonda insanları arıyordum yani. Hani böyle Cambly'ye bir tane üye olan bir insan var, arıyorum. Benim bana başkasını önerir misiniz diyorum. Ya yani böyle bayağı birebir herkese WhatsApp'tan mesajlaşıyorum. Başka birini önerir misin? Arkadaşın var mı? Ne yapalım? Şunu önerelim. Eğer birini önerirsen sana 1 saat ücretsiz vereceğim. Hep böyle ya. Tamam, ben böyle desperate bir çaresiz bir dönemim vardı, böyle ne yapacağız, ne edeceğiz. O zaman YouTube'da çalışmıyordu yani, hani ilk 3-4 ay bir şekilde YouTube'da çalıştıramamıştık. Ama dediğim gibi sonrasında bir yerde YouTube'u en azından yapabilmeyi çözdük. Yani YouTube'da pazarlama yapabilmeyi anladık. Yani hani biraz oraya vakit harcadığımız için onu anladık. Bir şey deniyorsun, o çalışmıyor. Biraz değiştirip tekrar deniyorsun. Ve bir noktadan sonra YouTube'daki eforlarınız da sonuç vermeye başladı. Aynen. Ve zaten sen Cambly'ye ilk girdiğinde Türkiye'deki kullanıcıları böyle sıfıra yakındı falan diye hatırlıyorum. Şu anda tabii almış başını gitmiştir diye tahmin ediyorum. Aynen, Türkiye'ye geldiğimdeki kullanıcılara göre Türkiye'de başladığımızda ya birkaç bin kullanıcı vardı. Hani şu an en son baktığımda 800 bin kullanıcımız falan var. Yani milyona yaklaştık Vay. Şeyde. Belki o, milyona gelmişizdir yani. Evet, hani kullanıcı sayımız falan çok arttı. Hani evet, bu şekilde bir büyüme oldu. Ama mesela dediğin gibi bir şey değiştirdik, bir şey değiştirdik diyorsun ya. Aslında her platformda ufak ufak bir şey değiştirip yapabilirsin. YouTube'da bizim için özellik ne oldu dersen, çok fazla şey üzerine oynadık. Ama aynı zamanda galiba YouTube ve Cambly'de güzel bir ikili oldu. Yani YouTube'da insanlar izleyip hemen yeni bir sekmede Cambly'yi açıp denediler, hocaya bağlandılar. İnsanlar zaten İngilizce hocalarımızı beğendi, oradan satın alım yaptı, daha çok konuştu. Hani böyle bir güzel bir ikili oldu. Ya da YouTube'da insanlar
şey fenomenler hocalarla seanslarını paylaştı. Hani onu gördüler orada. Hani böyle çok rahat oldu. O geçiş çok rahat oldu. Hani böyle belki başka bir platformda böyle bir uyum olmayabilirdi. Hani YouTube'da onu bulduk biraz. Oradan dolayı da biraz ilerledik. Çok güzel. Bu arada şunu da videonun başında söylemeyi unuttum. Bu video sponsorlu falan değil. Evet, yani değil, evet, öyle bir şey yok. Ben sadece tamamen Emre'nin bu 2,5 sene içinde o şirket içerisinde bir pazarlama alanında ne gibi bir şeylerde başarılı oldu, nelerde başarısız oldu ve öğrenimlerini aldı. Bunları biraz paylaşması için böyle bir video çekiyoruz. Aynen. Ki bu YouTube alanındaki başarısızlıklarımızdan bir tane, YouTube alanı içinde çok fazla öğrenmelerimiz, hatalarımız oldu. Bu da bunlardan bir tanesi. Yani hani bunları anlatabilirim. İnsanların da ilgisini çekebilecek şeyler bunlar. Ha. Hani sonuçta biz de ya böyle hani sonuçta biz de YouTube'a bir yatırım yapıyoruz. Ya aynı zamanda YouTube'a yatırım yaptıkça daha fazla YouTube kanalı da geliyor. İnsan daha fazla projeler yapıyor. Ama burada öyle bir ince çizgi var ki hani biz de bunu öğrenerek yakalayabildik. Hani YouTube'un kalitesini de düşünmemek lazım. Yani insanların mutsuz olduğu noktalar oldu. Bu nedir? İlk başta bazı fenomenler şey diyordu. Ya ben sponsorlu çalışma yapmakmış gibi gözükmek istemiyorum. O bakımdan ben bunu söylemeyeceğim. Ama sponsorlu yapacağım diyordu. Biz bunun bize nasıl bir katkısı ya da zararı olabileceğini hiç düşünemiyorduk. Ama insanlar böyle yapmaya başlayınca, sponsor olduklarını söylememeye başlayınca YouTube izleyicileri kızdı. Böyle YouTube izleyicileri kızdı, sanki hani böyle bir şekilde bir marka geliyor, fake video yaptırıyor gibi oldu. Evet. Derken bu bizim ilk öğrenimimizdi. Okey, o zaman YouTube'da sponsoru olduğu söylenecek. Açık açık, açık, açık paylaşacaksınız izleyiciye. Evet, kesinlikle söylenecek diye biz bunu zorunlu tuttuk. Pek çok insan yine söylemek istemedi, biz zorunlu tuttuk. Sponsoru olduğu söylensin diye. Videoları kaldırdık sponsorlu olmazsa diye. Çok uğraştık bunları düzeltebilmek için. Yani bu bir noktaydı. Onun dışında şey de var. Mesela daha fazla gerçekçi olması için şunu da yaptırdık herkese. Cambly'yi kullanmanız zorunlu. Yani sen Cambly'yi tanıtacaksan Cambly'yi denemen lazım. Ve insanlara lazım. Denediğini anlatman lazım. Senin fenomen olaraktan farkın, evet YouTube kanalın var. Ama sana ben aynı zamanda ücretsiz Cambly veriyorum. Sen Cambly'yi deneyip insanlara sevdiğini söyle. Benim sana söylediğim skripti söylemeye geçtik ve bunu zorladık insanlara. Yani herkes, ya pek çok fenomen buna da karşı çıktı. Hani yok ya ben ya hani zamanım yok vesaire, İngilizcem iyi gibi noktalar oldu. Hani hayır, her şekilde Cambly kullanacak. Derken herkes Cambly'yi kullanmaya başladı. Herkes Cambly'yi kullanınca zaten gördü herkes. Aa işte bakın şu hoca çok iyi oluyor, bu çok iyi oluyor. Ya da oradan seanslar koymaya başladı. Burada da bir kalite arttı. Hani böyle bir öğrenimlerimiz oldu. Anladım. Hepsini böyle bir yanlış yapa yapa bir yerlere gidiyorduk. Anladım. Yani. Yani fenomen hakikaten ürünü kullanıp tecrübeleyince hakikaten ne iyi ne kötü daha samimi bir şekilde izleyiciye herhalde onu daha samimi bir şekilde aktarabildi. Aynen. Ya hem bizim için önemli, bizim markamıza çok iyi etkisi oldu. Hem de YouTube için önemli. Yani YouTube'un içinde hani samimi olmayan fake yorumların olması kötü bir şey yaratıyor. Hani böyle bir şeyin parçası olmak istemiyoruz yani. Evet. Hani istiyoruz ki insanlar cidden yorumlarını yapsın. Hani cidden dene, sevdiğin şeyleri söyle ya da eksik olduğu şeyleri söyle ama cidden bunu deneyip kullan. Tüm anlaşmamızı böyle yaptık. Hani hiç kendi güzel diyeceksin diye bir şey yok. Hepsinde senden sponsor karşılığında Cambly'yi denemeni ve insanlara yorumlarını anlatmanı istiyoruz. Tüm anlaşmalarımız birazdan Anladım. Böyle oldu. Aha. Hani hem YouTube'a iyi olsun hem bize iyi olsun marka diye. Evet. Hani buna uğraştık biraz daha. Anladım. Çok güzel. Peki şunu sorayım bir de. Şimdi dedin ya 2,5 sene önce yaklaşık hemen hemen sıfır kullanıcısı vardı Cambly'nin Türkiye'de. Şu anda milyona yaklaştı evet. dedin. Bunda o YouTube'a verdiğiniz reklamların payı ne kadardır sence? Yani şöyle, YouTube çok ilginç bir platform. Hani böyle YouTube'da bazı videolar daha böyle çok viral olup daha güçlü olup çok iyi bir moment verebiliyor sana. Hani böyle YouTube'da ne yazık ki böyle tam şey olmadı. Tam anlayamadık. Hiçbir zaman tam çözemedik. Yani hiçbir zaman şu video iyi, bu video kötü diyemedik. Ama böyle bazen çok iyi sürpriz sonuçlar elde ettik. Hani bu noktada ilk bizim büyümemizdeki ilk şeyimizi, ilk momentimizi YouTube verdi diyebilirim. Hani ama sonrasında çok fazla iş yaptık. Hala çok fazla iş yapıyoruz. Hani ondan sonra bu şekilde ilerledik. Ve YouTube'da da şey oldu. İlk verdiği bize etki çok büyük oldu. Bir iki tane güzel videoyla. Sonrasında çok daha küçük küçük adımlar oldu. Hani bu saatten sonra YouTube bizi inanılmaz büyütmüyor hani. Ama ilk başta çok fazla yardım oldu. İlk baştaki adımımız için. Anladım. Hani... Zaten biliyorsun benim de kökenim pazarlama. Evet. Kullanıcı kitlesi büyütme. Zaten
hiçbir pazarlama aktivitesini bir silo şeklinde kendi başına değerlendirmemek lazım. İşte evet. Bir anda YouTube yapıyorsunuz ama belki bir anda dijital pazarlama, reklamcılık da yapıyorsunuz ya da başka aktiviteleriniz de var. Ve o kullanıcıya olan dokunuşunuz artıyor. Ya belki sizi YouTube'da görüyor, bir aksiyon almıyor ama başka bir yerde bir kaç kere daha gördü mü kafasında o şey oturuyor ve ondan sonra kendini kullanmaya başlıyor. Onu da belirtmek lazım zaten. Yani tek başına onu ölçmenin de belirli bir dezavantajı var kesinlikle. Aynen öyle oldu. Bir de mesela YouTube'da ilginç bir noktaya daha değinmek istiyorum. YouTube'da bir yerden sonra fark ettik ki hani YouTube'dan daha fazla büyüyebilmemizin yolu videoların kalitesini arttırmak. Yani videolar güzel çıkmalı. Hani bir fenomen kendi böyle demesi insanları da sıkıyor. Yani hani insanları sıkıyor, bizim kötü para harcamamıza sebep oluyor, bunu da istemiyoruz. Derken oturduk biz artık böyle hani biraz daha ilişkimizin güzel olduğu fenomenlerle video çalışmaya başladık. Hani böyle belgesel yaptık. 140 Journals'da belgesel yaptık. Yani sabah akşam belgesele uğraştık. Yani nasıl yapacağız? Kimlerle konuşulacak? Ne olacak? Hep bunlara uğraştık. Nasıl yapılacak diye. Hani oradan da böyle çok ittirdik. Böyle daha güzel bir şey çıksın diye çok uğraştık. Hani YouTube tarafında böyle bir noktaya geldik. Sonra onun verdiği o ilk push o kadar güzel oldu ki. Yani onun verdiği ilk push'tan sonra derken daha fazla para kazanmaya başladık. Derken başka marketing harcamalarını pazarlama harcamalarını yapmaya başladık. Derken hepsi birbirini getirdi. Zaten bir mentaliteye gelmiştik YouTube'da. Bize YouTube pazarlamayı öğretti. Bizim ekibimizdeki kimse böyle deneyimli pazarlamacı değil. Hani en Türkiye ekibinde herhalde en yaşlı benim. Ben 29 yaşındayım. Hani tüm arkadaşlarım, tüm ekip arkadaşlarım 27-28 yaşındalar. Hani biz orada çok iyi, efektif pazarlama yapmayı öğrenmiş olduk. Sonra onu başka alanlara koyduk kazandığımız parayla. Onu başka yere koyduk, başka yere koyduk, başka yere koyduk. Sonra hepsi bir noktaya getirdi. Çok güzel. Benim bu arada favorim şey Bates Motel Pro ile çektiğiniz videolar. Kahkahalarla izledim o videoları. Çok şahane. Öyle video olduğunda işte çok bizim de hoşuma gidiyor. Peki o tarz videoların geri dönüşü de güzel oluyor mu? Eğer video güzelse, yani samimiyse çok güzel geri dönüş oluyor. Yani çok bu kadar basit. Sonuçta hani bu olayı şey gibi düşünmediğin zaman para verip bir adam reklam yapıyor değil de sen beraber değer yaratıyorsun. Batesini yarattığı video ne kadar eğlenceli bir video. Değil mi? Ve orada bizim hocalarımızdan İngilizce yardım alması o videoyu cidden güzel kılıyor. Evet. Değil mi? Çünkü hani kullanıcı deneyimini de görüyorsun orada. Aynen. Gerçekten nasıl o deneyim. Bence çok güzel. Hakikaten ders niteliğinde bir influencer marketing için bir ders niteliğinde bir video. Aynen. Çok güzel böyle videolarımız var. Ben de aynısını düşünüyorum. Mesela çok yeni dün Eser'in videosu çıktı. Eser Yener'lerin belki onu izlersin. O da çok güzel oldu bence. Böyle bazı işler var böyle hani kalbimizde yer ediyor. Hani ya bu kadar çok güzel bir iş. Süper. Hani çok güzel etkisi olacak diye hissediyorsun. Ama şu anda biraz istersen YouTube'dan konuyu geçirelim. Başka marketing alanlarına da. Şu anda sen Türkiye'den sorumlu müdürsün. Evet. Ve Türkiye'deki büyümeden sen sorumlusun. Sıfırdan dedim 1 milyona kadar getirdik. Bunda senin emeğin çok büyük. Sanırım Türkiye'de de bir ekip kurmuşsunuz. Evet. Başka aktiviteler de yapıyorsunuz. İstersen onlardan da biraz bahset. Tamam. Ya şimdi sıfırdan 1 milyona getirdik. Hani bu biraz klişe olacak ama cidden ekibin başarısı. Hani yani benlik bir durum yok. Hani benim tarzım da öyle. Yöneticilik tarzım da öyle. Hani cidden ekip herkes çok zeki insanlar. Ve herkes cidden çok mantıklı ve doğru olduğunu düşündüğü işi yapıyor. Hani cidden ben ekibe şu olsun demiyorum yani. Hani sonuç odaklı yaklaşıyorsunuz. Herkes sonuç odaklı. Herkes aynen sonuç odaklı mantıklı olan şeyi yapıyor. Hani cidden olay aslında benim değil. Herkesin birlikte bir şeyleri karar verip yapmasından kaynaklanıyor. Bu böyle bir ekip oluşturduk önceki. Bu ekip oluşturmak çok zordu benim için de. Çok fazla mülakatlar yaptık. Yani anlatamam sana. Hani çok kazandığımız çok fazla parayı LinkedIn'e döktük. Öyle söyleyeyim. Yeni arkadaşlar bulabilmek için. Doğru insanları bulabilmek için. Çok fazla insanlarla görüşme yaptık. Çok fazla. Böyle hem çok fazla insan görüştük hem de çok fazla görüşme de oldu. Başka başka insanlar da görüştü. San Francisco'dan görüşmeler yaptırdık Türkiye'ye. Hani bu şekilde ekip kuralım diye. Sonuç olarak ekibe aldığımız arkadaşlar hepsi böyle Cambly şirketi gibi hissediyor. Hepimiz Cambly bizim şirketimiz gibi hissediyoruz zaten. Hepimiz Cambly'nin kasasında ne kadar para olduğunu biliyoruz. Hepimiz ne kadar harcadığımızı, ne kadar şey yaptığımızı biliyoruz. Herkes bu mentalitedeydi. Böyle bir ekip oldu. Bu ekip de zaten çok joker gibi aslında. Biraz daha biz nereden Cambly büyüyebilirse oraya kayabiliriz. Hani öncelikle hani hep bu kafadayız. Yani
Eğer ki bir insan atıyorum şu an fenomen YouTube üzerine çalışıyor. Tamam, YouTube'da büyümemiz durduğu anda hemen başka bir alana geçebilir. Önemli olan şirketi büyütmek, kullanıcı kitlesini büyütmek. Ne yaptığın bir noktadan sonra önemli değil. Ama şu an ne yapıyoruz dersen, çok fazla farklı kanallar deniyoruz. YouTube'dan sonra başka kanallarda da, Instagram'da falan da başarı sağladık. Farklı alanlar daha deniyoruz. Daha farklı reklamlar deniyoruz. Şirketlere satıyoruz. Şirketlerle başladık. Hani bu her taraftan bir yerden sonra gitmeye başladık. Yani şu an hani ekiple farklı alanların hepsinden gidiyoruz. Hani çünkü sadece YouTube'dan YouTube bir başlangıçtı. Artık bu saatten sonra YouTube bizi büyütür mü büyütmez mi? İnşallah devam edebiliriz ama hani o çok kesin değil. Anladım. İki, biraz yumurtaları da farklı sepetlere dağıtmak lazım. Yani hani sonuçta mesela yazın YouTube izlenmiyor. Yani o zaman biz yazın büyümeyecek miyiz? Yani yazın biz darbe mi alacağız? Hani sadece o olmaması lazım. Şimdi ama her taraftan gidiyoruz. Hani bu saatten sonra biz bir kanala da bağlı değiliz, bir şeye de bağlı değiliz. Hani bunların hepsini dağıttık riskleri. Süper yapmışsınız. O zaman bir de şunu sorayım sana Emre. Sen şimdi 2,5 sene önce yaklaşık Silikon Vadisi'ne resmen tırnağınla kazıyarak geldin. Zaten bir ilk çektiğimiz videoda da o hikayeni anlatmıştın. Gerçekten bütün kapıları zorlayarak kendi emeğinle, alnın teriyle burada kendini yer ettin ve şimdi de çok güzel başarılar elde ettin. Eline sağlık. Bu 2,5 senelik tecrübende Silikon Vadisi genelliğiyle ilgili ne tecrübeler kazandın? Yani kafa yapısı olarak olsun, ne kattı sana bu tecrübe? Yani Silikon Vadisi'nden cidden öğrendiklerim hani çok sonsuz yani. Hani cidden çok büyük, çok fazla şunu şöyle koyuyorum. Çok fazla etkisi oldu, çok yardımcı oldu. Genel olarak düşünecek olursam, birincisi Silikon Vadisi şey öğretti. Hani bir bahane yok yani. Hani herhangi bir şeyi hani hay Allah şöyle ekonomi bu oldu, şu oldu gibi bir düşüncemiz, bahanemiz yok. Hepimiz işimizi yapıyoruz. Buna yoğunlaşıyoruz. Hani herhangi bir bahaneye sığınmıyoruz hiçbir zaman. Hani bir bunu öğretti buradaki o şey ortam. Hani herkesin çok odak olması, herkesin çok sonuç odaklı olması. Bunu öğretti. Aslında sanırsam bunu demek istemem sebebi sonuç odaklılığı öğretti. Silikon Vadisi çok sonuç odaklılığı öğretti bize. Yani hani sen istersen 10 saat çalış, istersen 12 saat çalış. Hani hep aslında olay sonuca bakıyor. Yani hani aynen. Evet. Yani çalışman güzel bir şey. Çalıştığın için her şekilde tebrik alırsın tabii ki ama hani olay yine de sonuçta yani. Hani sen 6 saat çalışıp daha çok sonuç alıyorsan önemli olan o. Böyle herkes burada da öyle. Hani hiç Türkiye'de benim çalıştığım ortamlarda hep bir saat önemliydi. Saat 9'da gel, 6'da çık. Hani ama o saat içinde ne yapıyorsun? Yani o saat içindeki çıktın ne? Çok da önemli değildi. Ya da çok bir şey yapıyorsun ama şirkete bir katkısı yok. Evet. Gibi şeyler. Bunların hepsini kaldırdı bize. Yani buna çok, sonuç odaklılığa çok geldik. Data'ya çok geldik, veriye. Yani cidden ne öğrendiysem bu süre zarfında şunu öğrendim. En büyük öğrendiklerinden biri kendi düşünceme hiçbir zaman güvenmemek yani. Hani bana deseler ki şu tutar mı, şöyle bir şey yapalım mı deseler bilmiyorum yani. Hani çünkü bence tutuyorsa büyük ihtimalle tutmayacak. Ya yani ben öyle düşünüyorsam büyük ihtimalle olmayacak. Hani ben bir insanım. Ben kendi deneyimlerimle, kendi bilgimle bir yorum yapıyorum ama gerçek hayatta milyon tane sebep var bir kampanyayı başarılı kılacak ya da kılmayacak. Hani bilemem yani. Hani bunu hepimiz okeyledik yani. Bunu öğrendik. Herkes hani kimse ego falan her şey bir kenarda yani. Herkes veriye bakıyor. Hepimiz olabildiğince veriye bakıyoruz. Hiç artık assumption'ı tahminlemeyi olabildiğince indirdik. Yani bir şeyin kararını verirken fikirden ziyade ya da kişisel görüşten ziyade rakamlara bakarak o kararın verilmesi. Zaten Silikon Vadisi'nin temel ana taşlarından bir tanesi de o. Dediğim gibi egoya o noktada hiç yer yok. Aynen, İşte bence yok. Bu çok daha iyi olacak gibi çok büyük laflara yer yok. O kararı sen değil, data, verinin vermesi. Aynen. Bir de sen mesela dedin ya, bence bu olacak dedin. Data'yı denedin, bitti. Okey. Hani hiç ego yok orada. Hani aynen. Olmuyorsa olmuyor. Tamam. Yani önemli olan data'nın verdiği. Sen de öğrendin burada. Hani bir an önce buna geçmemiz yani. Bunu öğrendim. Başka şey oldu. Türkiye'de mesela çok fazla işte doların düşmesi muhabbeti oluyordu. Ya Türkiye'deki bu doların düşmesi yazın bizim Türkiye'deki ofisimizdeki herkesi çok etkiledi. Bir an herkes çalışmayı bıraktı. Hani dolar düşüyor. Allah'ım ne yapacağız düşüncesi. Hani bunda değil ya, bu düşünceye hiç girmedik. Hani ekip olaraktan her zaman şeydeydik yani.
Biz bir de raporumuzu dolar üzerinden yapıyoruz. Biz büyümemizi dolar üzerinden gösteriyoruz. Bizim bir anda kazandığımız para hani düştü. Hani biz ama hiç şey yapmadık burada yani. Aa okey sorun demedik yani çok çalıştık buna. Çünkü hani, Türkiye'den TL olarak topluyorsunuz. Türkiye'den TL olarak topluyoruz. Burada, ama sizin burada evet, tabii dolar üzerinden. Dolar üzerinden ciro hesapları. Ciromuzu dolar üzerinden yapıyoruz. Hani bizi bu kadar etkilemesine rağmen hiçbir an moral bozukluğuna yer vermedik yani. Hiçbir an vermedik. Hep şunu düşündük. Aa dolar düşüyor. Pardon dolar artıyor. Peki biz bundan nasıl şey yapabiliriz? Nasıl kurtarabiliriz kendimizi ve nasıl belki bundan fayda sağlayabiliriz? Hep bunları düşündük. Biraz bunu öğretti yani. Hani Türkiye'de biraz o şey duygu bazen olumsuz duygular olabiliyor. Tabii ki doğal olarak çok fazla zor şey yaşıyoruz ülkemizde. İşte seçimler oluyor, işte dolar kuru düşüyor, işsizlik artıyor, enflasyon oluyor. Böyle şey olunca insanlarda bir otomatikman bir mutsuzluk oluyor. Kesinlikle. Senin etrafında arkadaşlarında mutsuzluk var vesaire olunca o seni de etkiliyor. İşe gidiyorsun zaten bir şey yapasın gelmiyor. Evet. Böyle olunca çıktığını da etkiliyor. Çıktığını etkileyince senin kariyerin etkileniyor. Kariyerin etkilenince o ortamda kalıyorsun. Yani o zaten düzelmiyor. Hani böyle bir spiral var orada. Bunu çözmeye oynadık yani. Hani hiçbir şekilde doların artmasını ekipte konuşmuyorduk yani. Hiç böyle şey konuşmuyorduk. Hep biraz da Silikon Vadisi kafasıyla hani daha fazla büyümeye oynayalım. Olumlu yönden bakalım diye konuşuyorduk. Peki Emre, Türkiye'deki genç arkadaşlara ne gibi tavsiyeler olabilir bu 2,5 senelik tecrübenden sonra? Türkiye'deki arkadaşlara da tavsiyem aslında ya en öncelikle bence hani en öncesi her şeyin cidden sevdiğin ya yani senin için değerli olan bir işi yapman. Çünkü hep düşüncem şeyden geliyor yani güzel bir hayatın hani güzel bir kariyerin hepsi her gün yaptığın işin senin için değerli, önem verdiğin iş yapmasına bakıyor. Hani o bakımdan geçen videoda da biraz bahsetmiştik ama hep düşüncem benim senin çok sevdiğin bir konu, sevdiğin konuları listele, yetenekli olduğun konuları listele ve dünyanın buna ihtiyacı olduğu, para verebileceği konuları listele ve bir ortak paydayı bul kendine. Yani yapmak istediğin, yapabileceğin ve bundan para kazanabileceğin. Good to Great kitabını mı okudun? Ya biliyorum orada hangisi geçiyor ama bu şey kirpi konsepti. Aynen. Bu aynı şekilde Japonya'da da bir şey var. Aynı konsept var. Orada da aynısı geçiyor. Ikagi konsepti. Benim çok sevdiğim bir kitap da Good to Great. Hani orada geçiyor bu konsept. Buradaki o 3 noktayı bul. Pardon, o 3 şeyin ortak kümesini bul. Ve sevdiğin, değerli yapabileceğin, para kazanabileceğin bir işi bul ve bunun üzerine çalış. Bence en önemlisi bu. Çünkü sen ne kadar insanlara çok çalışın, az verin dersen de bir insan için o iş değerli, önemli olmazsa olmuyor yani. Hani ilk söyleyeceğim şey bu olur herhalde. İkincisi bizim bu süreçten de öğrendiğimiz olumsuz olmamak yani. Hani etrafında arkadaşların, ülke, şehrin, ailen ne kadar olumsuz düşünüyor olursa olsun. Hani senin buna kendini kapatabilmen, olumlu düşünüyor olabilmen. Çünkü olay yani her şey senin o içinde tuttuğun ihtimale bakıyor yani hani o hope'a bakıyor. Olmazsa eğer bir tutkun, bir umudun yoksa evet her şey umuda bakıyor. Eğer bir umudun yoksa sen bir şeye uğraşmıyorsun, bir şey denemiyorsun. Olmayacağını düşünürsen bırakıyorsun. Her şey ona bakıyor yani. O bakımdan olumsuzlukların kimseyi etkilememesi, hani her şekilde yoluna devam etmen, hiç bunlara yılmaman, gerekiyorsa arkadaşlarını buna göre seçmen. Yani çok fazla olumsuz düşünen arkadaşların varsa ne yazık ki belki onlarla çok görüşmemen. Çünkü sen etkileneceksin. Hani sen de biliyorsun ki sen görüştüğün 5 arkadaşının kombinasyonusun. 5 kişinin averajısın. Evet. Ortalamasısın. Kombinasyonusun. O 5 kişi kim olacak yani hayatında? Onları seçmen. Evet. Yani biraz açıkçası şimdi arkadaşları duyar gibiyim biraz da. Söylemesi kolay, uygulaması zor bir şey. Özellikle bulunduğun ortama göre. Şimdi Türkiye'de insanların şikayet ettiği bazı şeyler olabiliyor ve o şikayet ettikleri şey de mesela bizim şu anda yaşadığımız ortamda yok mesela. Evet. Ama söylediklerine %100 katılıyorum ama nerede bulunduğuna göre uygulamasının seviyesinde biraz zorlaşıyor. Onun da hakkını vermek lazım insanlara. Doğru söylüyorsun. Ben bunu şeyde fark etmiştim Türkiye'de. Zaten dolar döneminde ben full Türkiye'deydim yani 3 ay boyunca Türkiye'deydim. Hani zor bir zamandı. Ben de çok çalışıyordum o sürede. Hani orada da mesela fark etmiştim. Etrafımda bazı arkadaşlarım hala çok pozitif yine ama çok fazla insan negatif.
O durumda mesela pozitif arkadaşlarımla daha fazla görüşmeye başladım o sıralarda. Hani bu da böyle stratejik hamleler de olabilir. Ve büyük ihtimalle o arkadaşların da olumsuzluklardan en az etkilenen arkadaşların olacaktır. O pozitif tutumlarını korudukları evet, için. Evet aynen. Hani ben de orada stratejik bir hamle yaptım. Hani peki o zaman bu arkadaşlarla daha çok görüşeyim. Çünkü daha az konuşuyoruz. Yani akşam sen gidip güzel vakit geçirmek istiyorsun. Kafa dağıtmak istiyorsun. Hani zaten tüm gün boyunca doların düşmesini, artmasını konuşmuşsun. Gece... Sabah kadar doların atmasını konuşma değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Hani onun kafasından arkadaşları bulup onlarla şey yapmaya, zaman geçirmeye çalışıyordum. Ama öyle ya ben en büyük etkinliklerden bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim cidden buradaki yaşantımızı, Türkiye'deki yaşantımızın arasındaki en büyük farklardan biri hani olumsuz bir ortam olmaması. Kesinlikle. Hani bundan ne kadar etkilenmezsen... Bir şekilde kendini yapay da olsa öyle bir olumlu bir ortam yaratabilirsen o kadar başarılı olman için imkan sağlar. Aynen öyle. Peki Emre çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2 sene sonra yeniden bir update videosu çekmiş aynen. olduk. Belki 2 sene sonra, belki de daha önceden, belki 1 sene sonra tekrar bir video çekeriz. Süper olur. Sana da çok başarılar diliyorum. İnşallah Cambly'yi milyonlarca kullanıcıya daha fazla ulaştırırsınız. Ben de çok teşekkür ederim sana beni ağırladığın rica için. Rica ederim. Ve vaktini ayırdığın için. Memnuniyetle. Arkadaşlar umarım sizin için de faydalı ve değerli bir video olmuştur. Cambly'nin hikayesini hem de Emre'nin kendi kazanımlarını kendisinden dinledik. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.